Küçük tanık. Fabrikanın açılış günlerinin telaşından leyleklerin gelip fabrikanın bacasına yuva kurduğunu ondan başka gören olmadı. Önce bir sır gibi tutmak istedi içinde sonra vazgeçti. Herkes görsün, bilsin diye düşündü. Koşup haber verdi babasına. Leylekler dedi. Fabrikanın bacasında. Dalgın mıydı babası? Kendini dinlemiyordu. Vallahi dedi. Hem de iki tane durmadan da Çöp taşıyorlar, yuva yapıyorlar. Vallahi. Fabrikanın açılışı yakındı. Babası da işçi girmek için yazılmıştı oraya. Babasının yine ilgisiz olduğunu görünce yenilemedi. Galip cama dayadı yüzünü. Uzun bacaklı uzun gagalı bir çift leylekti. İkisinin de gözleri sürmeliydi. Bu sabah mı gelmişlerdi? Güneyin sıcağını ilk yazında mı getirmişlerdi? Leyleklere bakarken onların arkasındaki masmavi denizi gördü. Bir de masmavi gökyüzünü. Fabrikanın az ötesinde otlayan yeni doğmuş bir kuzuyu. Okul yolunda çiçek açmış erik ağacını. Koca bir kış bitmişti demek. Ardından canlı dipdiri ilk yaz gelmişti. Daha açıkçası leylekler alıp getirmişti. Güneşli bir günü ufkuna gelmişlerdi. Sevindi. İlk yazın o ılık soluğunu içinde duyar gibi oldu.'' Leylekler gelmese ilk yaz da gelmeyecekti dedi içinden. Gökyüzü de böylesine mavi olmayacaktı. Ya şu kuzu okul yolundaki erik ağacı onlar da olmayacaktı. Birden dişlerinin kamaştığını duydu. İlk yazda dişleri kamaşırdı nedense. Erik ağacından mı? Yok yok kamaşırdı işte. Dişlerinin kamaşması bitti mi? İlk yazda biterdi. Şimdi ilk yaz leyleklerin kanatlarındaydı. Kamaşan dişlerinde. Ödevlerini yaptın mı? dedi annesi. Şimdi ödev sırası mıydı? Durup düşündü. Bu arada leyleklere bir kez daha baktı. Yapmış mıydı? Leylekler dedi annesine. Gördün mü? Sen leyleği meyleği bırak da ödevlerini yap. Dedi annesi. Tamam mı? Ağzındaki çöplere biri gelip biri gidiyordu leyleklerin. Biliyor musun? Dedi annesine. Leylekler yuva yapacak o çöplerden. Sonra da yumurtlayacaklar. Sonra da bir gök dolusu leylek. O leyleklerin tamamı benim olacak. Gökyüzü de. Tamam mı? Sen leyleklerden başka bir şey düşünmüyorsun herhalde. Dedi annesi. Gökyüzünün mavisinden söz edecekti çocuk. O çiçek yüklü ağaçtan da. Söz etmedi. Esse de dinlemeyecekti annesi. Biliyordu. Çantasını önüne çekip kitaplarını, defterlerini açtı. Ödevlerini yapmış mıydı gerçekten? Güldü. İlk kez başına geliyordu böyle bir unutkanlık. Yapmadım dedi kendi kendine. Yani üstelik yapmadığımı da unuttum. Leyleklere gökyüzüne çiçek açmış erik ağacına doğru ağzını açarak güldü. Anne biliyor musun ben ödevlerimi yapmamışım. Sonra da yapmadığımı unutmuşum dedi. Sen de bir tuhaflık var bugün dedi annesi. Ödevini yapmamış. Sonra da yapmadığını unutmuş. Lava bak. Söylediğine pişman oldu çocuk. Uzanıp çantasını aldı. Kitaplarını rastgele açıp oradan buradan okudu. Bir iki ödeviyle ilgilendi. Sonra hiçbirini bitirmeden yine pencerenin önüne geçti. Yüzünü cama dayadı. Orada çıkan burnunun izine bakıp güldü. Az sonra da aşağıya indi. Karşılaştığı herkese leyleklerin geldiğini söyledi. Onlar da annesiyle babası gibiydi. Hı hı diyorlardı. Başlarını kaldırıp bakmıyorlardı bile. Onları ilgisiz gördükçe dehşetli kızıyordu. Kör bunlar diyordu kendi kendi. Kocaman leylekleri, kocaman baharı göremiyorlar. Kör bunlar. Üç gün sonra mıydı? Okuldan gelirken yine o amcaları gördü. Fabrikanın önünde toplanmışlardı. Parmaklarıyla yukarıda bir yerleri gösteriyorlardı. İşte leyleklerin geldiğini gören olmuştu en sonunda. Sevindi. Koşup yanlarına vardı. Leyleklerin bakıyorsunuz dedi. Üç gün önce geldi onlar. Gelir gelmez de yuvalarını yapmaya başladılar. Yakında yumurtlayacaklar. Ondan sonra da gök dolusu leylek. Hepsini bir çırpıda söylemişti ki bir el duydu omzunda. Dönüp baktı akşama kadar fabrikanın önünde volta vuran coplu tabancalı bekçiydi. Çekil bakayım ufaklık Çocukların yeri değil burası dedi. Bekçinin güçlü eli onu bir tüy gibi savurdu öteye. Bunlar da onlardan dedi çocuk. Bunlar da leyleklerle birlikte koca baharı görmeyenlerden. Söylene söylene evlerine çıktı. Yine yüzünü cama dayayıp leyleklere bakmaya başladı. Gökyüzü kadar kocaman kanatları vardı onların. İnce, uzun maviliklere vurdular mı kendilerini. Koştan çok ak köpüklere binmiş deniz dalgalarına benziyorlardı. Her kanat vuruşta alıp götürüyorlardı gökyüzünün mavisini. Her dönüşte yeni bir maviyi alıp geliyorlar, gökyüzüne geriliyorlardı. Bazen kendisi de leylek oluyordu onlarla. Dağları, denizleri aşıp gidiyordu. Ağzında ince uzun bir çöp dönüp geliyordu. O çöpü özenle koyuyordu yuvasına. Bulutun güneşin içine örüyordu fabrikanın önü birden kalabalıklaşınca kendine geldi. Bayraklı taksiler korna çalarak fabrikanın önünü doldurdu. Açılış yapılacak dedi annesi. Büyük devlet adamları gelecek. Annesi de babası kadar heyecanlıydı. Cama yanaşıp tulumlu işçilerin arasından babasını gösterdi. Çocuk el sağladı babasına. Babası kendini görecek gibi değildi. Biraz kızar gibi oldu ona babasına inat, gözünü kalabalıktan alıp leyleklere baktı. Onlar da telaşlarını bitirmiş gibiydi. Artık çöp taşımıyorlardı yuvalarına. Birisi otururken öbürü tek ayak bekliyordu. Onca çalışmanın ardından yorgunluk çıkarıyorlardı belki. Belki de yumurtlamışlardı. Yeni yavrulara bir gök dolusu leyleğe yatmışlardı. Konuşmalar yapılıp kurdeleler kesildikten sonra kalabalık dağıldı. Fabrika onca işçiyi çekip içine aldı. Az sonra da büyük homurtularla çalışmaya başladı. Olan o zaman oldu işte. Leylekler oturdukları yuvalarından doğruldular ilkin. Korkuyla, ürküyle aşağıya baktılar. Çok sürmeden de fabrika bacasından çıkan kara dumanların içinde kaybolup gittiler. O akşam babası sevinçle geldi evlerine. Hep fabrikayı orada gördüklerini heyecanla anlatıp durdu. Çocuk nedense ilk kez o gün babasının sevincine katılamadı. Şu fabrikaları daha uzaklara yapamazlar mı diyecek oldu. Vazgeçti sonra. Odasına gidip erkenden yattı. O gece düşünde Leylekleri gördü. İkisi de bir su gibi akıyordu gökyüzünün derinliklerine. Epeyce zaman dönmüyorlardı. Tam umudu keser gibi olduğu zaman da Ağızlarında çiçekli, erik dalı çıkıp geliyordu. Sabah her günkünden erken uyandı. Uyanır uyanmaz da koşup yine cama yüzünü dayadı. Düşünden kalan o sevin çabucak sönüverdi içinde. Çünkü gökyüzü eskisi kadar mavi değildi artık. İlk yazı kanatlarında alıp götüren o leylekler de yoktu. Bir süre sonra camdan yüzünü çekti. Annesi babasını fabrikaya yolcu ediyordu. Gitmişler dedi onlara. Bir daha gelmeyecekler. Gitmişler. İkisi de anlamsızca yüzüne baktı. Giden kim? diye sordu babası. Yanıt vermedi. Bu çocuk bir tuhaf bugünlerde dedi annesi. Bir tuhaf mıydı gerçekten? Arkasını döndü onlara dışarı baktı. Burnunun içi yine camdaydı. Parmak damgasına benziyordu. Nakış nakış. Bu kez ona bakıp gülmedi. Ağzını cama yaklaştırıp hohladı. İyice buğulandırdı camı kocaman bir gökyüzü yaptı. Fabrikanın yerine de kocaman bir ağaç. Kanatlarını açmış iki leylek. Çiçekli erik dalı taşıyordu ağaçtaki yuvalarına. Dedem. Babam bir müjde olarak verdi haberi. Deden geliyor dedi. Yarın karşılamaya gidelim onu. Sevindim bir şeyler büyüdü içimde. Gidelim dedim sevinçle. Gelecek olan dedem değil de bir arkadaşımdı sanki. En güzel oyunları onunla oynamıştım çünkü. En güzel arkadaşlıkları onunla kurmuştum. Ertesi günü dedemi karşılamak için tren istasyonuna gittik. Tren beklediğimiz saatte geldi. Dedem nedense hep trenle gelip giderdi. Otobüslere güvenmezdi. Oyuncak onlar derdi. Trenler başka. Askerliğindeki o kara trenleri anlatırdı hep pala bıyıklı pehlivanlara benzetirdi onları yurdun her yanından dolu dolu askerleri, silahları, cephaneleri götürüşünü anlata anlata bitiremezdi. Biz önce Mehmetçiğin sayesinde kazandık savaşları derdi. Sonra o kara trenler sayesinde. Dedem inanırdı buna. O inanıyor diye ben de inanırdım. Belki de onun için trenleri dedem kadar ben de severdim. Tren gelip Haydarpaşa garının önünde durdu. Gerçekten de pala bıyıklı pehlivanlara benziyordu. Belki de terli koşu atlarına, güçlülüğün, güvenin simgesi gibiydi. Gözlerim hep dedemi arıyordu. Küt küt vuruyordu kalbim. Gelmeyecek diye ödüm kopuyordu. En sonunda dedem bir kompartman merdivenlerinde gözüktü. Koşup karşıladım onu. Boynuna sarıldım. Dedemi görmeyeli epeyce zaman geçmişti. Bu süre içinde biraz daha yaşlanmıştı sanki. Sakalı bıyığı daha çok ağırmıştı. Büyümüşsün aslan oğlum dedi bana. Baya erkek olmuşsun. Ben de deme yaşlanmışsın diyemedim. Çocukların büyümesi güzel. Yaşlıların daha yaşlı olması kötü olmalı diye düşündüm o an. Dedem beni tutup tutup öpüyor. Kemikli göğsüne bastırıp duruyordu. Benzin soluk ama canımın canı diyordu. Kansız benzin. Yanakların al al olmalı şöyle. Nedense dedemin gözünde hep zayıftım ben, hep kansızdım, çok yemeliydim, iyi yemeliydim, pehlivanlar gibi olmalıydım. Kimseler bükememeliydi kolumu. Dedem geçen yılda söylemişti bunları. Daha önceki yılda, belki bundan sonra da hep aynı şeyleri söyleyecekti. Dedem trenden durmadan sepet, file, torba, paket indirdi. Sanki koca tren bizim için gelmişti buraya. Bu kadar şeye ne gerek var dedi babam. Bunca şeyi ta buralara getirmek kolay mı? Ben getirmedim dedi dedem. Dönüp treni gösterdi. Aha bu getirdi. Gülüştük. Yine de seni yormuştur dedi babam. Ben yorulmadım dedi dedem. Getirdiklerimi şu cılız oğlana yedireceğim. Elma gibi kızartacağım yanaklarını. Dedemin getirdiklerini az çok biliyordum. Şu güğümü pekmezle doldurmuştur kesinlikle. Şunlardan biri tereyağıdır. Çömlek peynirini hiç unutmamıştır. Yerinden kalkmayan şu torbalarda fasulye, mercimek, nohut doludur. Küpün birine de turşu doldurmuştur. Eminim içi kırmızı kırmızı köy yumurtaları otlarla, zamanlarla doldurulmuş olan kutuların birinden çıkar. Erik kayısı kuruları bir başka yerde paketlenmiştir. Bulguru unutmamıştır. Çeşit çeşit reçeller, cevizli pestiller mutlak vardır. Koyun yoğurdu da getirmiştir. Kabak çekirdeğinden, ay çeçeğinden... Hiç vazgeçmemiştir. Petek balığı ne yapıp edip bir yerlere sıkıştırmıştır. Özleyeceğimizi düşünerek köy yufkası, köy ketesi bile koymuştur. Babama şehirde para harcatmaya hiç kıyamazdı. Bu yüzden kavurma et bile yapıp doldurmuştur. Bunların çoğunu babama külüstür arabasının arkasına koyduk. Oraya sığmayanları arka koltuklarının üstüne yerleştirdik. Evde annem karşıladı. Sepetlerinden, filelerinden, torbalarından tahmin ettiğim şeylerin hepsi çıktı. Köyü buraya taşımasınız dedi annem. Elbette taşıyacağım dedi dedem. En çok da canımın canına getirdim dedi beni göstererek soluk kalmış torunumun rengi. Ona yedireceğim önce aslanlar gibi büyüteceğim oğlumu. Dedem cevizleri, erik kayısı kurularını ceplerime dolduruyordu durmadan. Ye koçum diyordu. Ye de büyü. Kan gelsin yüzüne. Yemekten sonra yer dedi annem. Şimdi, şimdi yerse iştah kaçar. Bunların iştahla ne ilgisi var diye anneme kızdı dedi Bunlardan da yesin, yemeğini de yesin. Böyle diye diye iştahsız bırakmışsınız oğlumu. Annem bir şey demedi, gülümsedi sadece. Dedem bir su istedi benden, koşup getirdim. Bir yudum aldıktan sonra içmedi. Şu İstanbul'un suları da içilmiyor dedi. İlaç kokuyor. Bu sular, bu kirli havalar mahvetmiş sizi. Bayat sebzeler, sütler, iştahınızı kaçırmış. Tutup dizine oturttu beni. Yaz geldi mi oğul balımı köye götüreceğim dedi. İneğin memesinden yeni sağılmış sütle içsin orada. Tavuklardan yeni çıkmış yumurtalar yesin. Temiz havasını alsın oraların. Buz gibi kaynak suları içsin. Dedem her yaz bizi götürmek isterdi köyüne. Biz de gideceğiz diye her kış söz verirdik ona. Ama hep lafta kalırdı sözümüz. Bir türlü gidemezdik. Onun için de iniğinden yeni salınmış sütleri içemezdik. Tavuklarından yeni çıkmış yumurtaları yiyemezdik. Köyüne gitmediğimiz için biraz kızardı dedem. Azıcık alınırdı. Ta Antalya'ya, İzmir'e, denize gidiyorsunuz da köyüme gelmiyorsunuz diye küser gibi olurdu. Baktı gitmiyoruz. Oraların sebzelerini, meyvelerini, yağlarını, peynirlerini yüklenip gelirdi. Hepsini birden önümüze dökerdi. Köye gelip yemediniz. Yiyin burada derdi. Biz yerken duyurup seyrederdi. Kendine et kan oluyormuş gibi sevinirdi. Bu yaz da gitmediğimiz için ilk gün kırılmış gibi durdu dedem. Ama kızgınlığı, küskünlüğü çabuk geçti. Kısa sürede evimizden bir parça oldu. Akşamları bana masallar, öyküler anlatıyordu. Bazen televizyondaki masalları, çizgi filmleri birlikte izliyorduk. Dedem de en az benim kadar seviyordu onları. Hemen her günde şaşıyordu. Hayret diyordu. Koca bir dünya gelip şu kutunun içine girmiş. Hayret. Televizyonlar, masallar bitti mi köyündeki bağlarından bahçesinden söz ediyordu. Elması üzümü çıkıyordu en güzelinden. Sarı sarı ayvaları oluyordu. Ya kavunlar, karpuzlar. Doyum olmuyordu onların tadına. Ya hayvanları. Bağ bahçe yollarında çilekeş bir eşeği vardı. Dik kulak koymuştu onun adını. Bir de ineği vardı. Sarı kız diyordu ona da. Sarı kızı beslemek zordu. Söylediğine göre sırf bana süt, yağ getirmek için besliyordu onu. Benim için sütler, yağlar veren o sarı kızı görmeden seviyordum. Yalnız dik kulakla sarı kızı mı vardı dedemi. Her gün doğan günü karşılayan horozları da vardı. Söylediğine göre onlar ötmezse gün doğmazdı köye. Ya karabaşı? Evinin tek bekçisiydi o en vefalı dostuydu. Yabancıları havlamazdı Karabaş, kötü insanları havlardı yalnız. Bir de kedisi vardı dedemin. Kılları apak olduğu için adını beyaz koymuştu. Ta Van'dan getirmişti. Bir gözü mavi, bir gözü yeşildi. Bu yüzden olsa gerek her zaman bir gözü barış, bir gözü savaştı. Dik kulak ile sarı kızla, horozlarla her zaman dostken Karabaş ile kavgalıydı. Dedem ne zaman onları ansa gözleri yaşarıyordu. Ben de onunla birlikte seviniyor, onunla birlikte özlüyordum köydeki hayvanlarını. Dedemin bu tür huylarını gören annem, insanlar yaşlandıkça çocuklaşıyor dedi bir gün. Bir şey demedim ona, dedeme de demedim ama dedemin yaşlanmasını, yaşlanıp çocuklaşmasını daha çok istedim nedense. İnsanlar çocuklaştıkça daha sevimli olurlar diye düşündüm. Bir gün babam da söze karıştı, hayvanları sat ve rahat et dedi dedeme. Bu yaştan sonra uğraşamazsın onlarla. Dedem kızarmış kaşlarının altına babama sert sert baktı. Ben hayvansız yapamam dedi. Bu torunumu da süssüz yağsız koyamam. Babam bir şey demedi. Boynunu büküp sustu. Dedeme iyice alışmıştım ki birden ayrılıktan söz eder oldu. Cemreler düştü dedi bir gün. İlk yaz geliyor. Toprağım hayvanlarım özlemiştir beni artık gitmeliyim. Dedemin bu haberini sevmedim. İçimin görünmez yerlerinden bir tel kopar gibi oldu. Tanılayıp durdu. Dedem boşalan kaplarını hazırlattı. Gelecek kışa yine yiyecek getiririm bunlarla dedi. Vagonları trenleri doldururum yine. Koçlar boğalar gibi besleyip büyütürüm oğlumu. Oldu mu? Dedem yine trenden aldırttı bir iletini. İstasyona gidene kadar da trenleri övdü. Kurtuluş Savaşı'nı, askerlik anılarını anlatıp durdu. Trene binerken hepimizi tek tek öptü dedem. Bu yaz köye geleceksiniz tamam mı? dedi. Bakın getirdiklerimi yediği için nasıl kan geldi torunun yüzüne. Yazın daha iyi besleyeceğim. Köyün temiz havasının, taze meyvesinin içinde pehlivanlar gibi yapacağım onu. Başımızı sağladık. Olur dedik. Bizim olur sözünü hatır için söylediğimiz belliydi ama o inanıyordu nedense. Yerine geçip oturdu. Tren hareket edip de ufuktan kaybolana kadar el salladı. Dedemi göçmen kuşlarına benzettim bir çeşit. Kışın çıkıp geliyor, ilk yazda ısınan topraklarını uçup gidiyordu. Dedem evine ulaşınca mektup yazacaktı bizlere. Biz mektup bekliyorduk ki dedemin hastalık haberi geldi. Ben ağlamak istedim. Nedense sağlayamadım? Oysa sulu gözlüydüm. Olur olmaz yerde ağlardım.'' göz yaşlarımı tutan biri vardı sanki. Belki de bu dedemdi. Benim hep güçlü olmamı isteyen o insan. Babam yere bakarak konuştu. O anda iki sulu damla düştü gözünden. Benim yerime babam ağlıyordu. Babam sözünü bitirir bitirmez kalktı. Dedemin yanına gitmek için hemen yola çıktı. Koşup babamın ardından yetiştim. Ben de geliyorum dedim. Yaşlı gözlerle baktı babam. Bir şey demedi. Hemen babamın arabasına atladım. Bizi her yıl köyüne bekleyen dedemin yanına gerçekten gidiyorduk şimdi. Babam arabasını son hızlı hareket ettirdi. Bana hep taze sütler içirmek, taze yumurtalar yedirmek isteyen dedeme gidiyorduk. Acaba yolun sonunda kollarını açmış gülerek bizi bekliyor muydu?